Sen de mi aa yok ben kahvesiz yapamam diyenlerdensin? Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar. Yakınlarından terapinin onlara ne kadar iyi geldiğini dinlesen de kendin için bir şeylere başlamak zor geliyor olabilir. Ya da sevdiklerine yardım etmeye istekliyken kendi ihtiyaçlarını görebilmek. Hayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında. Dermanı kitaplarda arayanların haftalık podcasti biblioterapiden herkese merhaba. Ben Aslı Perker. Ben Tuna Kiremitçi. Manimi okuyabilir miyim? Tabii buyurun. Dünya halinden sıkılanlar, içsel fırtınalar yaşayanlar, ruhuna ferahlık arayanlar, kitapların şifasına inananlar için biblioterapi ne yapıyor? Başlıyor. Efendim bir biblioterapiye daha hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var editörüm editörümüz daha doğrusu programımız netörü Beril bir taze kan gelsin dedik bana evet. biraz sorular falan sorsun dedik. Çünkü konu aslında bence biraz bir zaten sorumuz bir hanımefendiden geliyor ve günümüz kadınını fazlasıyla ilgilendiren bir soru bu bir konu. Evet o direkt yüzden yani de herkesin sen kafasındaki bana, soru işaret evet, gibi. Evet değil mi? Biraz sen de bana yön verirsin diye düşündüm. işin doğrusu. Sorumuz şu. Hayat boyu sürecek bir ilişki bulamama korkusu yaşayanlar için kitap önerileriniz olur mu? Duygu. Ne dersin Beril? Hayat boyu hayat boyu sürecek bir ilişki istiyor musun? Kesinlikle istemiyorum. Ben ha. kimsenin istememesinde buradan tavsiye etmek istiyorum. Ya burada şöyle bir şey var bu arada. Bu sorunun direkt bir kadından geliyor olması da yani ilk başta bir herhangi bir erkek böyle bir şey istemez yani Yok, zaten evet, o beyaz o atlı prensi evet. bekleme ve işte hayatını onun üstüne kurma falan gibi bir idea üzerine gelmiş Hı -hı. bir soru gibi yani. Ya bence kadınların böyle bir beklentisinin olmaması gerekiyor. Böyle bir isteğinin direkt olmaması gerekiyor. Bu Şimdi sen hangi jenerasyondun bilemedim. Yeah. Kaç doğumlusun yani? 95. 95 doğumlusun. Peki sence bunun senin yaş grubunla bir alakası var mı? Yani sizin yaş grubunuz acaba artık zaten böyle bir beklenti içinde değil de o yüzden mi böyle söylüyorsun? E tabii bu dönüşen değişen bir şey ya. Hı -hı. Benden bir sonraki jenerasyon çok daha uç şeyler düşünüyordur yani yüksek ihtimalle. Böyle. Peki bunun sebebi ne sence? Yani neden böyle bir hayat boyu sürecek bir ilişki aramama sebebin ne? Yani bunu umursamama diyebilir miyiz ya da aramama demeyin de umursamama. Yani aramama da diyebiliriz, umursamama da, umursama da diyebiliriz. Neden? Yani neden isteyim ki sorusu daha önce geliyor yani niye ben yarım mıyım ki beni tamamlayacak birini hmm. hissedeyim yani zaten insan kendi başına bir hayat yaşıyor bunun devamı. Sen kendi başına bir bireysin zaten. Yani öyle bir tamamlanma ihtiyacı hissetmek bence yani ilişkileri direkt bu şekilde bakmak bence zaten sorunlu bir bakış. Ya ben şimdi bu hafta bir sürü şey seyrettim tamam mı? Oturup bu konuyla ilgili dünya kadar böyle dokumenter diyeyim belgesel seyrettim. İşte bir takım sosyologların, psikologların çektiği böyle bir buçuk saatlik falan belgeseller. Orada hemen hemen her yaş grubundan insanla bunu konuşuyorlar. Aslında şöyle bir şey var. İnsanlar eve gittiğinde biri olsun istiyor. Ya evde yanında biri olsun istiyor. Yaşlanırken özellikle biri olsun yanında istiyor. Ana sebebi aslında yalnız yaşlanmamak. Bunu anladım. Hı hı. Yani konu geliyor. Yalnız yaşlanmamaya dayanıyor. Sevgi çemberinin içine bulunmaya geliyor. Şöyle bir hikaye dinledim bak çok enteresandı. Bir adam eşini Alzheimer'dan kaybetmiş. 40 yıllık falan belki daha fazla evlilermiş. Ve adama çok kritik bir soru soruldu. Dendi ki e, yani hani eşiniz artık sizi hatırlamıyordu. Hiçbir şey hatırlamıyordu ve çok zorlanıyordu. Ama buna rağmen yaşasın ister miydiniz? Yani hani devam etseydi ve siz beraber olsaydınız. Evet dedi ben ona bakardım. Yani çünkü dedi yalnız yaşlanmak yani yalnız ölmek istemiyorum yalnız kalmak istemiyorum. Ee, aynı şekilde 40 yaşında bir kadınla röportaj yapmışlardı. 13 yıldır hiç hayatında kimse olmamış ve bunun fazlasıyla yokluğunu hissediyor ve çünkü bu değersizlik duygusuna dönüşmüş. Ben neden ben beğenilmiyorum? Neden ben değil? Ama mesela senin dediğine farklı bir şey var. Ben zaten bunu aramıyorum diyorsun. Sence bu fikrin değişebilir mi? <laughs> E değişebilir tabii ki canım. Yani şey burada bana sıkıntılı yani garip gelen şu daha doğrusu yalnızlık korkusu veya yalnız ölmek istememek gibi şeyleri anlıyorum yani bence bu ortak bir duygudur yaşlanıldığında falan. Ama yani şu anda atıyorum 25 yaşından hayatın boyunca yanında olacak bir insan aramak bana burada garip gelen aslında o yalnızlık evet. gibi değil. Çünkü arkadaşın da olabilir yani seni yalnız bırakmayacak kişi <laughs> yaşlandığında. Burada direkt yani sanki daha başka bir beklenti, daha fazla bir beklenti var gibi. Zaten aslında süper doğru bir noktaya bence de parmak bastın. Dediğim gibi günlerdir bunu düşünüyorum. Sadece günlerdir değil bu benim genel olarak düşündüğüm bir şey. Hatta bana yardım ettiği bir romanım var benim. Şimdi hazır e, Tuna yokken hemen kendi reklamı <laughs> Araya sokuverim kızıyor ya o bizim Hı -hı. kitaplarımızdan bahsetmeyelim diye. <laughs> şey bana yardım etti de bir türlü ölemeyen bir kadının artık herkes gitmiş ölme çabası ve bunun için bir genç kadından yardım istemesi konu. Şimdi zaten mesele şu sen diyelim ki bir yol arkadaşlığına çıkıyorsun evlendin. Çok mutlu bir evliliğin var. Yıllar sürdü ama zaten bunun garantisi yok. Yani bunun aynı anda öleceksiniz diye bir garantisi yok. Sonsuza kadar devam edecek diye bir garantisi yok. Bu evlilik bitmeyecek diye bir garantisi yok. Yine bir örnek anlatmak istiyorum. Kendi yakın çevremden çok yakında yaşandı. Bir çok aile yakınımız Çok akıllı bir kadın Böyle şey Zihir gibi bir zeka Çok eğlenceli Çok komik Biraz da tatlı sert Öyle insanlar hani biraz öyle olur ya Hı -hı. Tatlı sert olur Şimdi kafa fazla çalışıyor tamam mı Hep güzelleme yapamaz Neyse bu kadın e, Diyaliz hastasıydı Uzun yıllardır diyalize girip çıkıyordu Ve ailenin üzerinde bir yük olduğu artık Kanaatine varıldı Özellikle eşinin üzerine yük olduğu kanaatine varıldı Ve kızı tarafından bir huzur evine yerleştirilmeye zorlandı. Diyaliz hastası da olduğu için bu şeyin tedavinin verilebildiği bir yere yerleştirildi. Kadın ağladı günlerce istemedi. Ben buraya girmek istemiyorum. Şimdi kadın orası için fazla. Yani etrafına baktığında konken oynayan başka belki kadınlar var. Konuşabileceğim kimse yok diye habire annemi arıyordu. Benim konuşabileceğim kimse yok burada. Feryal diye annemi arıyordu. Olmamasını ben anlıyordum konuşabileceği kimsenin olmamasını. Ve bu kadın bundan 3 gün önce vefat etti. Teşekkürler ve yalnız başına. Bu değildi hayal. Üstelik evli ve kocası var. Hmm. Kocası evde kendisi huzur evinde. Çok sert değil mi? E, bu kadının yaptığı yatırımı düşünebiliyor musun hayatı boyunca? Gencecikken evlendi. Üniversiteden arkadaşlar. Gencecikken evlendi. 2 çocuk yaptı. 3 torun sahibi oldu. Evi var barkı var parası var her şey var eğitimi var ama yalnız öldü bütün ailesi olmasına rağmen. Of bence yatırımı arkadaşa yapmak lazım. Bravo katılıyorum kesinlikle katılıyorum arkadaşlar özellikle Duygu Hanım ben de e, bundan yanayım. Hem arkadaşa yapmak lazım yatırımı hem de e, zaten var olan ailene. Şimdi e, yine o Seret'in belgesellerden birinde beni çok etkileyen bir şey oldu. Kadın dedi ki: "Ben de evliydim, mutluydum, çocuklarım vardı ve başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadım. Onlarla zaten bütün günüm geçiyordu, meşguldüm." dedi. Eşi ölmüş, arkasından kanserden kızını kaybetmiş. İşte diğer çocuğu da zaten dünyanın bir ucunda yaşıyormuş, Yeni Zelanda'da mı ne. Ve kadın dedi ki: "Hiç arkadaş yapmadığım için bu yıllarda yalnızım." dedi. "Şimdi kimse benimle niye arkadaş olsun?" Şimdi ben buradan şunu anladım. Evet bir, zaten elinde sahip olduğun şeye sahi, e, sahip çıkacaksın. <laughs> Kendi ailene de sahip çıkacaksın. İki, sevdiğin işi yapıyor olacaksın. Ve onu hayat boyunca yapabileceğin şekilde ayarlayacaksın. Ya atıyorum çok severek muhasebeci de olabilirsin. Emekli olabilirsin bir bankadan atıyorum. Ama sonra başka bir şekilde devam edebilirsin. Üç tane müşterin olur. Bila bedel yaparsın ama yaparsın. Yani seni hayata bağlayacak bir işin ve arkadaşların olması lazım. Özellikle günümüzde bu artık net duygu hanım. Yani bunu kabul etmemiz hepimizin gerekiyor. Bunu da günlerce Tunay'la da konuştuk. Sosyal medya ilişkilerin seyrini çok değiştirdi. Bunu kabul etmemiz lazım. Belki de hiçbir zaman hayat boyu sürecek bir ilişki gerçekten bulamayacaksınız. Ve bununla başa çıkmak zorundayız. Ve bununla nasıl başa çıkabiliriz? Ya tamam. Bir de ilişkiye direkt yani hayat boyu sürsün diye başlayıp devam ettirmek de onu sağlıksız ve toksik bir yere çekecektir yüksek ihtimalle. Aslında evet öyle ama bir yandan da hep öyle başlıyor ya. Bütün evlilikler öyle başlar. Hiçbir evlilik biz boşanacağız diye başlamaz. E tabii baştan bunu konuşulmaz. Ya ben bugün olsa öyle başlarım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu çok sonradan öğrendim. Yani 18 yıllık bir evlilik sonrası öğrendim bir şey bu. Ha, evet olabiliyormuş gerçekten. Çok berbat bir şey de değilmiş mümkün. Fakat şey yani hani günümüzde gerçekten özellikle yine Türkiye'de bizim erkeklerimizin zaten son derece bir şey açık ilişki merakı var. Dolayısıyla hiçbirinin hayat boyu sürecek bir ilişki en azından 60 yaşına kadar umurunda değil. 60 yaşından sonra kendine bakım vermesi için ya başında biri yastığa baş koysun diye muhabbet edebilsin diye birini isteyebilir. O o gün düşünülecek bir şey. Ayrıca bir de böyle bir şey var. Ben kendim için de bunu düşündüm. Şimdi ben mesela 49 yaşındayım. Biraz depresyona girer gibi oldum bütün bu programları seyrederken belgeselleri. Şey oldum. Dur ya bir dakika hakikaten. Yalnız yaşamak yaşlanınca çok sanki korkunç bir şey gibi geldi. Sonra dedim ki... Onun da çarsın o zaman bakacağız. Huzur evinden birini bulacağım. Ne yapayım emekli albay? De bu şimdiden çözebileceğimiz bir şey <laughs> değil. Bir şey değil yani. yani. Ben bunu hesaplayarak bugün bir ilişki ya yani bir evlilik yaşasam diyelim ki 5 yıl sonra adam ölebilir, 3 ay sonra ölebilir. Ben ölebilirim. Her şey olabilir. Yani bunun bir garantisi zaten yok. Benim teyzem hayatımda gördüğüm en aşık kadındı. Kocası da ona çok aşıktı. 42 yıl boyunca harika bir evlilikleri oldu. Hiç çocukları olmadı. Adam bir sabah tık diye gitti. E, teyzem yalnız. Böyle bir şey hiç planlamamıştı. Bu planlanmaz zaten. Ama başa gelince bir yolu bulunmak zorunda. O yüzden şimdiden bence bunun kaygısını Duygu Hanım hiç yaşamayın. Bugün... Bir romantik ilişki yaşayabiliyorsanız yaşayın, yaşayamıyorsanız hayatın başka türlü tadını çıkartmaya çalışın. Arkadaşlarınızla buluşun, gezin, tozun, ne bileyim, yahut işte dediğim gibi ben mesela kendi evimde çok mutluyum yalnız başıma çünkü çok sevdiğim bir işim var. Şimdi geliyorum o zaman kitaplara. Bugün biraz daha fazla konuşmak istedim gene atuna yokken. İlk kitabımız hangisidir hocam? Yalnız şehir Olivia Lang. Şimdi adından da anlaşılacağı üzere yalnız şehir bir tabii ki metropol olan New York'ta geçiyor ve e, her bölümde Olivia Lang başka bir sanatsal önemli bir figürün hayatına odaklanarak onu mercek altına alıyor ve onun yalnızlığını işliyor. Bunların arasında Edward Hopper var, Andy Warhol var, David Wojnarowicz var. <laughs> Henry Darger var gibi gibi isimlerin hayatlarını yalnızlığın çok yönü doğasına aydınlatmak için bunların sanatlarını ve kişisel tarihlerini kullanarak inceliyor. Ee, sadece hayatlarını değil eserlerini de ilgileniyor ve onların kendi o yaratıcı tabiatları onları bu hayatın içinde nasıl o yalnızlıktan çekip çıkarttı. Bu yalnızlığı nasıl yaşamalarına yardımcı oldu bunu da anlatıyor. Şöyle söyleyeyim, Yalnız Şehir sadece yalnızlık deneyimi üzerine dokunaklı bir meditasyon değil, aynı zamanda insan direncinin ve izolasyon karşısında yaratıcılık ve bağlantı kurma kapasitesinin bir kutlamasıdır. Lengin Lirik düz yazısı ve içgörülü analizi bu kitabı insanlık durumunun karmaşıklığıyla ilgilenen herkes için ilgi çekici bir okuma haline getiriyor. Bu bir gazete yorumundan alıntı. Ya biraz böyle yalnızlıkla yaratıcılık arasında direkt bir bağ Lantı kurmuş herhalde. E şimdi mesela bütün bu belgesellerde yine bir tane bir kadın benim için bana umut veren oldu. Bir, bir yandan depresyon neredeyse girecekken bir yandan bana umut veren o oldu. Ben dedi işte evliydim, boşandım. Beş yıldır yalnız yaşıyorum ve dedi inanmayacaksınız ama boşandıktan sonra dedi ilk başta emin değildim ne yaşayacağıma. Böyle bir beş ay sonra falan bir baktım. Ben bu durumdan çok memnunum. <laughs> çok mutluyum. Kadının işi yazarlık zaten. Kadın hmm. yazar. Şimdi dolayısıyla yani lokal bir yazar mesela. Hani onun kitapları orada işte 2000 satıyor 3000 satıyor falan filan böyle dünya cönünü bir yazar değil. İngiltere'de bir yazar. İrlanda'da hatta. Ama evet yani böyle bir şeyi de var. Yaratıcılıkla bu yalnızlık sevmenin Kesinlikle bir alakası var çünkü zaten öyle bir zamana ihtiyacın var. Yazabilmek için, çizebilmek için. Ha ama herkes yazar değil. O yüzden diyorum ya işinizin muhakkak sevecek bir yanı vardır. O nedir siz onu bulun. Ben bunu bilmem. Ha bana tek tek yazar sorarsanız benim işim atıyorum hukuk. Ben bunun nesini seveyim diye. Ben size inanın bir şey bulurum. <laughs> onu ayrı bir podcast yapabiliriz. <laughs> Birinci kitabımız buydu. Yalnız şehir kesinlikle bir şehrin içerisinde kalabalık yani çok kalabalıklar içerisinde yalnız kalmak nasıl bir şey? E bunu nasıl üretken bir hale getirebilirsin? Bunu anlamanız için kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben olsam mesela İstanbul'la ilgili tam olarak böyle bir kitap yazardım. Ya da New York'la ilgili ben de böyle bir kitap yazmak isterdim. yani İkisinde de zaten direkt aklına gelen şey kalabalık oluyor. Evet. Ve o kalabalığın içinde şimdi işte bunu söylüyorlar. Hatta ne diyorlar biliyor musun Yalnızlık. Yeni bir epidemik diyorlar. Epidemik. Yalnızlık <laughs> için. Hmm. <laughs> evet. Yeni epidemimiz e, yalnızlık diyorlar. Ve bunun tabii ki çok son derece insanın asabını bozan etkileri olduğundan bahsediyorlar. Bu ciddi. Diye alınması bir, gereken bir konu kesinlikle sosyal bağların insanın psikolojisini çok etkilediği biliniyor. ama tek bizi yalnız bırakmayacak olan şey bir eş değil. Evet. Yani insanlar akın akın yalnızlaşıyor muymuş artık? Evet. Öyle bir yalnızlık evet. dalgası evet. varmış. Evet. Teknoloji, sosyal medya bunun başlıca sebepleri. Her şeyi artık evden yapabiliyorsun. Evden sipariş veriyorsun, geliyor. Hmm. İşte evden insanlarla şeyden sosyalleşebiliyorsun. Yani Instagram'da saatlerce vakit geçirebilirsin bir düşün. Hiç kimseyle konuşmadan 3-5 kalp koyarak, iki gülücük atarak saatlerce sosyalleştiğini zannedebilirsin. Halbuki kişisel bağ çok önemli yaşamın kalitesinde. Kişisel ban sosyal medya üzerinden kesin kurulamıyor olduğundan emin değilim bu arada ya. Ben de tam olarak öyle düşünmüyorum ama galiba şöyle geliyor bana zaten bağın olanlarla o bağı devam ettirebiliyorsun Hı -hı. sosyal medyasında yep yeni bir şey kurmak oraya özgür bir, bir ilişki oluyor aslında o evet. da bence yani evet. belki ya ben mesela bir tane arkadaşımla yazışarak çok daha fazla iletişim kurup çok daha iyi anlaşıyorum. Hı -hı. yüze geldiğimizde o kadar konuşacak bir şey bulamıyoruz ben <laughs> yani böyle bir şekilde daha klavyeden daha iyi anlaşabiliyoruz Hı -hı. falan gibi bir durum oluyor. E i̇şte bak bu da mesela yepyeni farklı bir, bir form şey. yani aslında evet. ilişkilenmenin ben evet. denedim arkadaş biri. Bu yepyeni bir form. Bak bunun üzerine bir bilim kurgu romanı da yazılabilir. Yani insanların hiçbirbirini görmeden çok iyi ilişkiler kurdu. Belki ya bunu pandemide bu arada yaşadık. Aynen. Yani pandemide e, çok flörtler oldu mesela. Birbirini hiç tanımayan iki kişi Instagram'dan tanıştılar. Flörtleşmeye başladılar. Sonra kameraları açıp karşılıklı mutfağa, mutfağa geçip yemekler yaptılar beraber. Bu bir buçuk yıl sürdü. Pandemi bitti bitti. <laughs> <laughs> Yüz yüze asla gelmek istemediler. Evet. Zaten birçok ilişki de bitti öyle insanlar evet, pandemide evet. Bir, bir süre zaten başka dışarıda hayat olmadığı için birbirleriyle geçirdiler evet. bütün vakti. falan sonra dışarıya da geçince hem evet. o dışarısı hem içerisi gitmedi oldu. Böyle insanların birbirine bağlanma merakından kaynaklanıyor evet, bence. Evet. Ama bu bu yani şu ana kadarki bilgiler çalışmalar en azından gösteriyor ki araştırmalar birbirimize ihtiyacımız var. Tabii. Geçiyorum ikinci kitaba. Eleanor Oliphant gayet iyi. Ben bu kitaba bayılıyorum. Acayip gayet güzel bir kitap. Eleanor Oliphant. Evet. <laughs> Eleanor Oliphant gayet iyi. O kadar o kadar zevkli bir kitap ki. Bir şey var. Bir kadın var. Bu kadının tamamen asosyal, kendi içine kapalı bir hayatı var. Son derece egzantrik bir kadın. işte bir ofis işinde, sıradan bir ofis işinde çalışıyor. Her günün çok onun için katı rutinleri var. Onları yapıyor. Yani zaten o sosyal olmak istemiyor. Hiç böyle bir arayışı yok, isteği yok kendi hayatından son derece Memnun. Şey, tercih edilmiş bir yalnızlık yani. Evet evet ve mecbur kalınmış e, değil. Zaten şimdi bu da var. Bu da konuşuluyor. Yani hani mecbur itil, itilmediğin sürece içine itilmediğin sürece o yalnızlığın çok memnun olabilirsin zaten. Fakat e, benim seçilmiş yalnızlığım diyebilirsin. O bir müddet sonra artık onunla öyle olmaktan çıkabilir. O da bir tehlike. Yani meğerse artık sen de zaten istenmiyormuşsun da olabilir. Evet onu da dönüşüyor. Onu zaten, ha, da zaten sadece kendine kalınca da yüksek ihtimalle çekilmez bir insana, i̇nsana da dönüşüyorsun. Dönüşüyorsun. yani. Yine öyle bir kadın vardı o da şey diyordu. Ben sevilecek biri değilim zaten dedi. Yani yıllar içerisinde buna dönüştüm. Sevilecek biri değilim. İnsanlar zaten neden benimle arkadaş olmak istesin? Kocam da öldü. Çocukların da benimle zaten doğru düzgün görüşmüyor. Ha bir de o da var. Mesela çocuğumuza sığınıyoruz. Diyoruz ki çocuğumuz olsun, ailemiz olsun, geniş ailemiz olsun. Görüşürüz, yalnız kalmayız vesaire. Yok yani çocuk alıp başına gittiği zaman ona dur diyemeyeceğine göre. Evet. Yani benim kızım kalksa gitse, Amerika'ya yerleşse. Çok ben böyle aile biliyorum. Yakın çevremde çok var. Yani oğlu kızı Amerika'ya taşınmış ve bir daha hiç gelmemiş. Yılda sadece 10 gün görüşen. Onun da bir garantisi yok. Çocuğa yani. hiç güvenmeyeceksin. Zaten. Hiç güvenmeyeceksin. Hani şöyle bir şey var çünkü. Hani hayat boyu sürecek bir ruh eşi bulamamaktan korkmak demek. Bir aile kuramamaktan da korkmak demek ya. Hı hı. Yani aslında diyor ki ben bir aile kuramamaktan korkuyorum. O aile... ...zaten belki de hiçbir zaman... ...biraz önce anlattığım örneği düşünün. Hayat boyu yanında olmayacak. Olmayacak yani. zaten. Yani varlıklarına rağmen... ...yalnız ölme ihtimalin de var. Bunların... ...hepsini gerçekten çok acımasızca... ...kendi kendimize oturup düşünmek zorundayız. Neyse bizim bu Eleanor... ...şey işte son derece dış dünyaya... ...kendini kapatmış, yabancılaşmış. Ama bir yandan da bir... ...yalnızlık hissini yaşıyor. Ara ara... ...onu böyle dürten bir his var. Biraz... ...depresyona onu sokuyor, çıkartıyor... ...falan. Sonra bir gün... Ofisten bir iş arkadaşı olan Raymond'la e, beklenmedik bir arkadaşlık geliştiriyorlar. Eleanor için her şey değişiyor. Yani birdenbire mesela Raymond'la gülmeye başlıyor. Raymond'la eğlenmeye başlıyor. Başka birinin varlığında mutlu olmaya başlıyor. Huzur bulmaya başlıyor. Daha önce hiç bilmediği, izin de vermediği bir duygu. Ama bunu da yaparken aslında neden o kişi olduğunu da anlama gibi bir yolculuğa çıkıyor. Yani bütün geçmişini sorguluyor. Neden zaten bu insan haline geldi? Evet. Evet ben de direkt onu merak ettim. Yani. E, evet onu sorgulamaya başlıyor. Nedenmiş hocam? <laughs> Yalnız <laughs> <onu> şimdi söylemeyeyim. <laughs> Ve kendini de iyileştirmeye çalışıyor bu yolculukta. Raymond sayesinde. Bunu da Tuna gibi soracak olsaydın. Bunda ne şifa arıyoruz? Evet bunun şifası nedir? Yani hani kendi haline o iyi olma hali. O rutinleri anlama hali benim çok hoşuma gitti. Yani bir rutin kurmak kendine o rutine e, devam etmek. Yine mesela bir kadın vardı o da şey diyordu. E, benim diyor rutinlerim olmasa ben asla zaten yaşayamayacağım. Çünkü işte her sabah kalkıyorum sporumu yapıyorum. Ondan sonra gidiyorum işte bingo oynuyorum mesela. Yani her şey rutine bindirmiş ve böyle böyle one day ya da time denir ya böyle. Hı hı. Her gün adım adım bir gün o günü bitir bakalım bir gün sonra. O günü bitir bir gün sonra böyle böyle Ya yani o rutinleri görmeniz bakımından sevgili Duygu Hanımcığım bunu bu kitabı seçtim. Evet ne ayırdığı vakit kendi için ayırdığı vakit öyle olunca başkası ya gerçekten vakit geçirmekten hoşlandığın insanları evet. alıyorsun hayatına. Evet, Diğer evet. türlü yani yalnız kalmaktan korktuğun için birilerine bağlanıyor oluyorsun evet. mecbur bırakıyor oluyorsun kendini. Evet. bir şey oluyor evet doğru ya kendinle vakit geçirmeyi sevmek bence zaten daha çocuklukta bizim çocuklarımıza muhtemelen öğretmemiz gereken hı hı. şeylerden biri yani mümkünse bunu yapalım Hani ben bunu bir şekilde öğrenmişim. Çok da mutluyum. Bakıyorum benim kızım da öyle. Kendi başına saatlerce geçirebiliyor. Zaten bazen şey diyor. Yani ben kimseyle buluşmak istemiyorum. Yaş günü var diyeyim arkadaşın. Gitmek istemiyorum diyor. Diyorum ki iyi de senin de yaş günün olacak. Onlar da sana gelmeyecekler. Tamam diyor gelmesinler. Benim diyor işlerim var. <laughs> Projeleri var çocuğun oturup. İnanılmaz. Robotlar falan yapacak kartonda. Arama halimizi okuyacak kimse de yok. Ne yapacağız? bir e, Araya Arama sokarız. Ya da ben Arayi... bir deneyeyim. Dene bakayım. Ezberimde ha, miymiş? Bak, 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 bak Dünya bak. halinden sıkılanlar, ruhuna ferahlık arayanlar, içsel fırtınalar yaşayanlar için bibliyoterapi. Her kitapların şifasına ah, 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 inananlar için. Bibliyoterapi ne yapıyor? Devam <gülüyor> ediyor. <gülüyor> Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmına gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var. E hadi hemen indirip üye ol da bu fırsatı kaçırma. Terapiye başlamak, içinden çıkamadığın döngüleri kırmak, bazı yanlış bulduğun kararlarını değiştirmek ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğini en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bine aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Bravo. Çok güzel. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Bu aynen böyle kalsın lütfen. <laughs> evet. Üçüncü kitabımıza geldik. İlişkiler. Bu da çok güzel bir kitap. Şimdi Nebraska'da geçiyor. 1990'ların sonunda. İnternetin ilk böyle kullanılmaya başladığı zamanlarda bir şirket var ve bu şirketin bu şirketi bir iş alımı yapılıyor. Çok enteresan bir iş bu. Şirket içi yazışmaların denetlenmesi. Aslında yani hani kişisel şeye veriye hmm. tamamen tecavüz gibi bir şey. Direkt bunu Ama denetleyecek birini işe alıyorlar. İşe alıyorlar. Hı. O da Lincoln <laughs> adı Lincoln. İşte çalışanların o şirket içi politikalara uyduklarından emin olmak için böyle bir şey yapıyorlar. Şirket e-mailleri bunlar ama bireysel e-mailleri <laughs> değil. Ondan sonra bu işte e-mailleri okuyor. Bu ona da tuhaf geliyor yani hani insanların bu e-maillerini okuyor olması. Şimdi bir tane karakterler bir adı Beth'ti diğeri Jennifer. İkisi arasında Beth ve Jennifer'ın arasındaki e-mailleri okumaya başladığında kendini alamıyor bunları okumaktan <laughs> Çok eğleniyor çünkü Beth ve Jennifer her şeyi konuşuyorlar bu e-maillerde. İşte kendi hikayelerini, kişisel hikayelerini anlatıyorlar. Ailelerine, arkadaşlarını, romantik ilişkilerini anlatıyorlar. Aşk konusunda ve ilişkiler konusunda tabii ki konuşuyorlar. İşte flört etmek nasıl zorlaştı. Bak o zaman da zorlaşmış hmm. demek ki. İşte ne yapmak lazım? Ne tür yöntemler, taktikler kullanmak lazım? Birbirlerine şeyler veriyorlar. Taktikler veriyorlar falan filan. Bu çalışanlara bu bilgi verilmiyor o zaman. yani. Hayır ondan hayır. Sonra... Evet hmm. evet evet. Bilmiyorlar. İşte Beth ve Jennifer'ın yine böyle kendi kariyerleriyle ilgili hayalleri, kendi hırsları, ondan sonra neler yapmak istediklerini dair e-mailler. Günlük ne işler yapıyorlar, seyrettikleri filmler, aileleriyle görüşmüşler, annesiyle kavga etmiş, öyleymiş, böyleymiş gibi e-mailler. Tabii son derece zevkli bir iş. Ben olsam ben de isterim bunu. Evet yani. Bu arada da şey Lincoln Bete aşık olmaya başlıyor. Bu işte senin dediğin gibi yazışarak da bir insanı hani yazışma da etkileyebilir. Beta e aşık olmaya başlıyor. Ve işte bunun üzerine kurulu bir şey, bir roman diyeyim. Şimdi ben bunu neden öneriyorum? Fazlasıyla Beth ve Jennifer şeyden konuşuyorlar. Ruh ikizlerini bulamamaktan. Hmm. Hmm. Yani gerçek aşkı bulamamaktan, yalnız kalmaktan, anlamlı bir ilişki yaşayamamaktan korkularını da birbirleriyle paylaşıyorlar. Bu kısımlar için tavsiye ettim. Ki bak 90'ların sonu diyorum. Yani dolayısıyla bu her zaman herkesin içinde olan bir korku. Bu bir. Yani bugün evli olan insanın da içinde taşıyabileceği bir korku. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Bir sürü insana konuştuğunuz zaman şunu bilirsiniz ki evliliğin içinde yalnızdır. Yani evlidir ama evliliğin içinde yapayalnızdır. Hiçbir paylaşım yoktur. Geçen gün bunu konuştuk. Ben insanların ne konuştuklarını anlayamıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. <gülüyor> ben <gülüyor> algılayamıyorum. <gülüyor> Şeye bakıyorum yani bazen böyle dışarıdan işte bazı ilişkilere bakıyorum ya bazı arkadaşlarımla kendi paylaşımlarıma bakıyorum. Anlamlı hiçbir şeyden konuşulmuyor. Hmm. Tamam. Mı? Sabah oraya gittim, onu yaptım, bunu yaptım, oradan çıktım, geldim. Bu kadar paramız var. Onu öyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Ya bunun ya işte ya da çocuğun işleri. Ha bunun dışında hiçbir şey konuşulmuyor mu? Derinlemesine inilmiyor mu? Günümüzün sorunlarından biri de bu. Yüzeysellik. Yüzeysellik. Çünkü vakit yok. Herkes çok yorgun, beyni yorgun, susmak istiyor belki de. Yani ıvır zıvır aradan çıkartıp susmak istiyor. Ama mesela bu benim anlayabileceğim bir şey asla değil. E bu insanı bir ilişki geçirirseniz büyük bir yalnızlığa yeter. Yani hiçbir şey konuşamadığın bir ilişkinin içinde yalnız değil misin? Sadece orada birinin varlığı mı önemli? Net evet, o sadece fiziksel varlığa dönüyor, dönüyor, artık orada yani. Bir paylaşım bir bağ yoksa. Evet. Ama bence o insanın aslında kendisiyle kurduğu bağ da zayıflatan bir şey bu. Hani hmm. Zaten insanın kendisinde konuşacak bir şey olmuyor. Sürekli gündelik dertlerle muhatap evet. olmaktan zaten başka evet. bir şey düşünmüyor oluyorsun. Evet evet. Ya yani Mesela Tuna sürekli şöyle bir şey söylüyor. İşte diyor ki işte iki yazarın sevgili olması çok yanlış. Bana göre mesela tam tersi. Çünkü... Yani en azından derinlemesine konuşabilirsin, analitik konuşabilirsin. Öteki türlü neden konuşacaksın? Ben bilmiyorum gerçekten neden konuşuluyor bilmiyorum. İnsanlar ne konuşuyor <laughs> ya? Ya bu insanlar <laughs> ne konuşuyor? Gerçekten bilmiyorum. Yani tamam ben de seviyorum gündelik mevzuları konuşmayı, gülmeyi, bir gördüğüm reklamı anlatmayı. işte cif şöyle yaparsanız burn, burnu tıkanmıyor, ağzı tıkanmıyor diye anlatmayı falan ben de seviyorum. Ama bunu, bunu, bile derinleştirebilirim. Ya bunu bile alıp sosyolojik bir yere taşıyabilirim mesela. O olmadığı zaman bana garip geliyor ve bir ilişkinin içerisinde seni yalnızlaştırdığını düşünüyorum. Ha buradan ne anlıyorum? O zaman kendimizi derinleştirmenin de bir yolunu bulacağız. Kesinlikle. Yani düşünmen gerekiyor, kendini düşünmen mi? gerekiyor. Düşünmen, ben okuman bunu gerekiyor. yaptım. Başkası için de aynı şekilde Niye böyle yaptın, niye evet. ya şöyle? O da ona da şimdi overthinking diyorlar ama mesela. Hı. Hmm, o kadar evet. şey yapma ya sen de. O kadar. Çok kafana takıyorsun. Ya canım kafana takmak değil ki düşünmek. Yani düşünüyorsun. Kafana illa takmak zorunda değilsin. Yani düşününce kafana takmış olmuyorsun. İkisi aynı şey demek değil. Ya kafaya takmak kötü bir şey değil bence. Ha o Aynı da olabilir. şey de olabilir yani. <laughs> kafaya takıyorum tabii ki insan evet. çünkü. Evet, doğru. Ya yani bir de başka bir çıkış yolu yok gibi geliyor bana zaten. Hı -hı. Bu da bizi şeye götürüyor, dördüncü kitabımıza son kitabımız. ve son kitabımıza götürüyor. Alice Miller, daha önce de Alice Miller'dan bahsetmiştik. Hayat Yolları adlı kitabı. İşin doğrusu ben bu kitabı almıştım, bakma fırsatı bulmamıştım. Sonra bu vesileyle sanki bu öyle bir şeydir diye elime aldım, okumaya başladım. Çok beğendim. <laughs> Herkese şiddetle tavsiye ediyorum çünkü çeşitli kadın öyküleri var içerisinde ve bu yani biraz önce bahsettiğimiz bir evlilik içinde yalnız olmak mesela hani biriyle bir seçim yaptın evlendin hayat boyu süreceğini düşündün bir yolculuğa çıktın fakat tabi yıllar içerisinde değişimler de oluyor o değişiyor sen değişiyorsun doğru kişi olmadığını anladın buna rağmen sürdürmeye devam ettin bu sefer işte ilişki içerisinde yalnızlaştın e bu ne demek şimdi Mutsuzluk yani bu da bu da aynı şekilde insana mutsuzluğa götürüyor. Bunu çeşitli şekillerde hikayelendirerek çok güzel anlatıyor. Sadece bunu değil e, şeyi de yani e, kendi ailenle kurduğun ilişki de olur. Genelde kadın yani hepsi kadınlar üzerinden hikayeler. Ailenle kurduğun ilişki, işte bir evlat sahibi olmanın insana yaşattıkları ve daha sonra onun getirdiği diğer karmaşık hisler. E, bütün bunları bu konuları ama sonunda hepsi eğer dikkatli okunursa bu yalnız kalma korkusuna çıkabilecek konular. Yani o tema etrafında dönüyor e, o hikayeler. O tema etrafında fazlasıyla dönüyor. Çünkü şu var tabii yani psikanalist arası Miller, psikanalistlerin ve psikologların, psikiyatristlerin genellikle tabii ki aslında konuyu getirip dayandırdıkları yer ölüm korkusu. E bizim bu konuştuğumuz bile ölüm korkusu. Yani hayat boyu sürecek bir ilişki bulamama korkusu değil. Yalnız ölme korkusu. Evet. Biz yalnız ölmekten korkuyoruz. Bunu çok sarsıcı bir şey gerçekten. Bunu, ya bunu zaten direkt kalıp olarak düşününce korkutucu ama gerçekten korkutucu. yalnız ölmek. Evet, çok korkutucu. Yani bunu bayağı düşünmemiz ve bu, bu duyguyla baş etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu nasıl olur bilmiyorum. Ben işte bana yardım etti. Bunu demek ki dediklemişim biraz. Hı hı. Hani o o kadının artık yalnız kalmış olması, yalnız öleceğini anlaması ve bunun kontrolü kendi eline alması. Bak bir şey anlatacağım. Öyle bitirelim. Almanya'da yaşayan bir kuzenim var. İkisi de karı koca doktorlar. Kuzenim kadın doğumcu, karısı gözcü. Hep böyle karısının adı da Gözde. Selam söyleyeyim ona da. Gözde'nin hep yolda karşılaştığı bir amca varmış böyle 80 küsur yaşında, bayağı yaşlı, daha belki 90'larında bir amca varmış. Hep de böyle selamlaşıyorlar falan. Çok tatlı böyle bir yerde yaşıyorlar. Schleswig diye böyle çok güzel evler, sokaklar. Hep böyle selamlaşıyorlarmış. Ondan sonra bir gün Bunlar içeride otururlarken misafirlere varmış kapı çalmış. Benim kuzenim olan, kadın doğumcu olan kuzenim Tuna onun da adı. Kapıyı açmaya gitmiş, açmış. Amca demiş ki işte merhaba falan. Merhaba demiş Tuna. Ben demiş işte senin karınla çok karşılaşıyorum, selamlaşıyorum falan. Evet evet tanıyorum sizi demiş. Benim sizden bir, bir şey yardıma ihtiyacım var benim demiş. Nedir demiş Tuna? Ee, bak demiş, şu demiş sizin karşı komşunuz da benim çocukluk arkadaşımın demiş vefat etti, onun oğlu demiş o da doktor. Bunu o yüzden ondan isteyemiyorum. Ben demiş ölmek istiyorum. Bak bunu kapıda konuşuyorlar. Ben demiş herkesi kaybettim. Benim karım öldü, akrabalarım öldü, en yakın arkadaşım işte en son o öldü. Ben çok yalnızım. Ben ölmek istiyorum. Lütfen bana yardım edin demiş. Ve sonra işte gözde de gelmiş, tuna da demiş ki. Benim ailemin çok klasik bir ferdi olarak ben de olsam bu cevabı verirdim. Tuna demiş ki bak amca demiş. <laughs> amca demiş her bilmem ne. <laughs> ben demiş kesinlikle sana yardımcı olmak isterdim. Kesinlikle. Ama ben demiş kadın doğumcuyum ve gerekli şeyim yok. Yani, Teçhizatım yok. Teçhizatım yok bunu yapabilecek. <laughs> ben demiş çok isterdim. Çünkü bunu ben de isterim. Sonra amca bunlarla selam sabahı kesmiş. Öldürmeyince bunlar ona... <laughs> üşmüş amca katil. tutsaymış kendisini <laughs> evet. öldürmesi için. Yani bak bunlar çok mesela ben böyle şeylerden konuşunca annem sonra beni arıyor şey diyor. Ay Aslı Aslı Aslı, Aslı, Aslı söyleme böyle şeyler falan. Ya bunları söyleyeceğiz. Evet ama o ölmek istiyorum hikayesini ben de bu çok yaşlı insanlarda farklı farklı zamanlarda duydum yani hani gerek hastalıktan dolayı falan artık bunu yaşamak istemiyor evet, ya işte evet. yalnızlık oluyor bir şey oluyor falan. Evet. Bu gerçekten insanları da zorla yaşatmak. Bilmiyorum. Yani bu, bu konu e, burada böylece kalsın. Bir düşünün, taşının bence. Ben çok düşündüm ve e, kesinlikle bu konuda bir e, harita çizmeye karar verdim bu arada. Berit. Öyle mi? Gerçekten buna karar verdim. Nasıl e, öleceğimi. Yani, evet mi? evet, gerçekten bir harita çizmem gerektiğine karar verdim. Yani ben zaten ötenaziye inanıyorum. Hı hı. Belirli bir yaştan sonra ben yurt dışında her türlü bütün paramı olmazsa bunun için biriktiririm. Ben paramı bunun için biriktirmeye karar verdim. Bunun için bir yere önceden ayarlamaya karar verdim, İmzamı atmaya karar verdim ve oraya gidip bunu yapmaya karar verdim. Vay gerçekten yol haritası çizmişsin. Ben çizdim, evet, yol haritası çizdim. Çünkü ya gidişat belli. <laughs> ne olacak yani? Hani çok da sıkılmaya gerek yok diye düşündüm Evet, O saatten o sonra zaten aslında girdi kalanlar istiyor senin yaşamanı evet, sen değil de. Evet, evet. evet o yüzden o kararında evet, sen evet, olması lazım. Evet, evet. Ee, o zaman Künye'yi okuyorum. Künye'yi okuyalım. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim beni konuk ettiğiniz için. gene <laughs> ee, <yine> bekleriz. <laughs> Yalnız Şehir, Olivia Lang, İthaki Yayınları, Çeviren Gizem Gözde Uçar, 304 sayfa. Eleanor Oliphant, Gayet iyi. Gail Hanım'ın Pegasus Yayınları, Çeviren Ferhan Ertürk, 376 sayfa. İlişkiler, Rainbow Rowell, Pegasus Yayınları, Çeviren Gizem Yeşildal, 352 sayfa. Hayat Yolları Alice Miller, Metis Yayınları Çeviren Haluk Barışcan, 184 sayfa. Efendim lütfen e-maillerinizi, sorularınızı bize göndermeye devam edin. biblioterapi.podbinmedia.com adresine. Açıklamaları kitaplarla ilgili aşağıda linkte bulacaksınız. E, hepinize sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgiler, teşekkürler. Ve bir mani alıyor mani alamıyoruz. tekrar deniyorum. Hadi bakalım, bakalım deneyim, olacak bakalım. mı <laughs> tamam. Dünya haline sıkılanlar, içsel fırtınalar yaşayanlar, ruhuna ferahlık arayanlar, kitapların şifasına inananlar için biblioterapi ne yapıyor? Bitiyor efendim. ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin. Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.